yaratılabilir üstünde Aralık ayında. Peki, çok teşekkürler Aysun Hanım ve telefon attığımızda ALB Menkul Değerler Risk Yönetimi Uzmanı Yanko Önen var. Yanko hoş geldin. Hoş bulduk Ayça, tabii yayınlar. Çok teşekkürler. Telefonda muhtemelen dinledin. Dolayısıyla Aysun Hanım'ın bıraktığı yerden soracağım. Hani dinlemediysen ben sana bir özetleme yapabilirim. Hüsnü Keleş diyor ki, o da ortak dinliyoruz. Herkes aynı anda dinliyoruz ve ortak soruları buluyoruz aslında. Yani benim soracağım soruyu Hüsnü Keleş sormuş. Diyor ki, Irak pazarımız geri dönmeye başlarsa, yani Irak'ta bir işte sükunet avdet ederse ve yeniden ihracatımız artarsa, bu birinci kısmı, petrol de bu seviyelerde devam ederse, yani 80 dolarlar belki de daha altında devam ederse, o zaman diyor bizim piyasamız acaba diyor S&P ve IMF'yi dinlememeye başlar mı? Yani IMF ve S&P ne söylerse söylesin, bizim piyasamız kendi dinamikleri üzerinden yürür mü? İki koşula bağlıyor. Irak pazarı geri dönerse, petrol bu seviyede kalırsa. Bence evet diyeceğim ama tabii senin görüşünü merak ediyorum. Şimdi Irak pazarı fiyatın içine ne kadar vardı? Bir zamanlar fiyat dönüyordu ama şu anda çok fazla gündemde olan bir şey değil. Bunun haricinde işte Rusya ambargosu oldu. Hani çoğu negatif haber esasında üzerimizden attık. Çünkü piyasanın dinamikleri bunu el verdi. Ama şu noktada çok net bir şeyle şunu söylemek lazım. Faiz piyasaları, özellikle bu dolar bazlı TL swapları dediğimiz piyasalarda 100 bas puana kadar bir faiz indirimi fiyatlaması söz konusu ki eğer bu realize olursa dolar TL'de büyük ihtimalle bir satış görürüz. Çünkü bu şu ana kadar bu Merkez Bankası'nın uyguladığı politikayla faiz eğrisi negatifti ve doları destekliyordu. Gecelik aldığımız faizler daha yüksekti, onun için yani parayı teşvik ediyordu, yabancı para girişini sağlıyordu. Şu noktada bunun yapısı değişik, artık biraz hatta yatay hatta dikey bir eğriye geçmeye başladı. Evet. Pozitif bir faiz eğrisi kesinlikle dolara yaramıyor. Yani dolar, TL dolara karşı değer kaybetmeye başlıyor. Bizim borsamız bundan etkileniyor. Gerçi banka bilançolarının pozitif yansıları yeterli şekilde destek olmuyor. Hani bu noktada bence Irak'tan daha çok esasında faiz bir öngörümü. Önümüzdeki dönem itibariyle Fed'in politikası ne kadar bir zamanda başlayacak? Şu andaki fiyatlamalar Haziran itibariyle faiz arttırım sürecinden bahsediyorlar. Ne kadar agresif olacak ve o taraftaki fiyatlama bonoları ne zaman yansıyacak onu görmek lazım. Şu andaki mevcut global piyasadaki merkez bankalarının duruşu bizi destekliyor ama buna kadar bizi tutar bilmiyorum. Peki, bir de yarına dair bazı ipuçları istiyoruz senden. Borsa nasıl açılır, kur ne olur, paritede nasıl bir eğilim görüyorsun? Bir de tabii 2 yıllık gösterge tahvil faiziyle ilgili de hep böyle 8'in altına sarkıp sarkıp duruyor ama tekrar böyle çıkıp 8'in üzerinde tutulmaya çalışıyor. Bu dördünü de değerlendirirsen öyle vedalaşabiliriz seninle. Euro dolar paritesinde şimdi bu hafta biraz hani veri açısından önemli günler bekliyor. Perşembe günü Draghi konuşacak. Cuma günü enflasyon verileri açıklanacak. İster istemez piyasa o tarafa odaklanmış durumda. Draghi'nin ağzından çıkacak her laf parite etkileyebilir. Daha sonra sene sonuna geldik. Euro dolarda açık bir net satış pozisyonu var. Herkes dolarcı şu noktada. Hani burada kar realizasyonu gelme ihtimali yüksek. Biraz o modda bakmak lazım. Borsamız pahalanıyor ister istemez. Kar realizasyonu çok açık bir piyasadayız. Hani bunları göz önüne alırsak aslında temkinli olmak lazım. Çünkü şu anda köprük var. Köprük noktasındayız. Hani bunun içinde temkinli olmakta fayda var. Peki. Çok teşekkürler Yanko Önen ve stüdyomuza dönüyoruz. Stüdyomuzda.